3 Kasım Cumartesi günü toplumun en çok mağdur olan kesimleri ordudan Türkiye'ye seslenecek. Engelliler başta kaldırım rampaları ve işgalleri, trafik kaosu olmak üzere kent içindeki fiziki engellerin yaşamı nasıl çekilmez hale getirdiğini bizzat gösterecekler. Yöneticilerden daha fazla duyarlılık isteyecekler. Etkinliği sosyal medya üzerinden örgütleyen engelliler, toplumun tüm engellenen bireylerini, engellileri, yaşlıları, hamileleri, çocuklu kadınları alana bekliyor. Engellilerin öncülüğünde yapılacak etkinliğe meslek odaları, sivil toplum örgütleri, siyasiler de davet edilecek. Az Yürü Dağ kampanyasına ironi yapan etkinliğin adı da şimdiden belli oldu. Yürüyemiyoruz Dağ. Önlenebilir engellere dikkat çekmek istediklerini söyleyen etkinliğin sözcülerinden Kadir Kurt, hedeflerinin toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Hedef amacımız bundan öncekinde hep belediyeye ulaşmayı hedefliyorduk. Artık herkese ulaşmayı hedefliyoruz. Hani yaşananları bir şekilde halka göstermek. Artık bisikletçisinin yaşadığını, annenin yaşadığını, onlarla bir bütünleşmek. Tek başına bir yere varamayacağımızı artık anladık. Yani biz bastırıyoruz, bir şeyler istiyoruz ama hep nokta kadar ilerleme oluyor. Toplumsal bir ilerleyiş sağlayabilmek, herkesin yanımızda olmasını sağlayabilmek en azından. Yaşadıklarımızı gösterebilmek, onların yaşadıklarını da anlayabilmek. Biz de çünkü onların yaşadıklarına yabancıyız. Yani bir annenin yaşadığına biz de yabancıyız. Bir bisikletçinin şehir içerisindeki yaşadıklarına biz de yabancıyız. Bir araba süren insanın şehir içerisinde yaşadıklarına biz de yabancıyız. Tamam, karşılaşıyoruz ama onun neler yaşadığını bilmiyoruz. Onu bir şekilde hep beraber görebilmek için şehrin komplesini davet ediyoruz. Yani o gün bizimle olun, bizim yaşadıklarımızı siz anlayın. Annelerin yaşadıklarını biz anlamaya çalışın, bisikletlilerin yaşlıların yaşadıklarını en önemlilerinden bir tanesi. Çünkü herkesin yaşayacağı bir ortam, herkes yaşlanacak bir gün. Onların neler yaşayacağını bir gün anlayabilmek. Hani onların yanında 10 dakika kalıp işte ulaşımlarını sağlayabilmek, bir kaldırımdan neler yaşadıklarını anlayabilmek, bir bastona dayanaraktan bir kaldırımdan İşte adım atarken ne kadar zorlanabildiğini görebilmek. Bir tekerlekli sandalyenin kaldırımdan geçerken kaldırımda küçücük ayrıntıdan ne kadar zorlanabildiğini görmek. Hani bize belki hiçbir şekilde yok gibi gelen engellerin aslında toplumda çok fazlasıyla olduğunu, fiziki şartların çok fazlasıyla engellediğini bir şekilde gösterebilmek, görebilmek. Biz de görmek istiyoruz onların yaşadıklarını. O bizim yaşadıklarımızı da onlar da çok iyi görsün diyerekten bir şekilde bu hazırlığı yaptık. Eylem demiyoruz, yürüyüş diyoruz. Beraberce yürümek diyoruz. O günü beraberce paylaşmak, neler yaşadığımızı beraberce anlayabilmek diyoruz. Çok çeşitli sözler verildi. O sözlerden hiçbir ilerleme olmadı. Yeniden toplumu hareketlendirmek diyelim, bunun için bir adım atmak diyelim.